Biraz yoğun bir başlangıç yaptık. Ama bu sezon öncesi hazırlık kampı gerçekten bütün takımlar için çok önemlidir. Bizim için de aynı zamanda. Güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz yoğun bir şekilde. Arkadaş ortamımız çok güzel. Yeni transferlerimiz geliyorlar yavaş yavaş. Onlarla birlikte daha güçlü bir takım oluşturup bu ortamı, aile ortamını devam ettirmek istiyoruz. Tabii ki beklenilenin tersine çok kötü bir sezon geçirdik. Ama bu sezon çok daha bir farklı bir beklentiler var. Hem yönetimimizin hem yeni hocamızın. Galatasaray'ın her zaman beklentisi tabii ki şampiyonluktur. Ne yazık ki bu sene Avrupa'da boy gösteremeyeceğiz. Onun sıkıntısını yaşayacağız tabii ki hem maddi hem manevi anlamda. Ama tabii ki tek beklentimiz bu sezon ligde şampiyonluk. Bundan başka bir beklentimiz yok. Hem ligi hem de kupayı alıp lig kupasını sezonu öyle kapatmak istiyoruz. Ya güzel bir performans sergiledim. Bu beni çok mutlu ediyor. Aynı zamanda motive ediyor bu gelecek sezon için. Ama takımı sırtladığın gibi bir şey söz konusu değil. O konuda kendimi böyle motive etmiyorum. Tabii ki takım arkadaşlarım bana her zaman katkıları olmuştur. Golleri atmak, asistleri yapmak, iyi performans sergilemek tabii ki bana nasip olmuş olabilir ama takımı sırtladığın gibi bir cümleyi, bir şeyi kabul etmiyorum. Arkadaşlarıma haksızlık olacağını düşünüyorum. O bakımdan takım arkadaşlarım bana ödülü de aldığımda söylemiştim. Her zaman katkıları olmuştur. Onların sayesinde bu performansı sergiledim. Gelecek sezonda her zaman en iyisini yapmak için çalışacağım. Kendimi geliştirmek için her zaman her sahaya çıktığımda, her antrenmana çıktığımda geliştirmek için çabalıyorum. İnşallah bu sezonda geçen sezonu daha da üzerine koyup takıma şampiyonluğu getirtebilirim diyebilirim. Bu konuyu çok fazla kafamda düşündüm. Hatta bu senaryolar üzerinde de kendimi çok oynadım diyebilirim. Çünkü geçen sezon belki de böyle bir beklenti yoktu ama bu beklentiyi kendim bu seviyeye çıkardığımı düşünüyorum. Bu sezonda şimdi daha büyük bir beklenti var ister istemez hem taraftarlardan hem takım arkadaşlarımdan hem hocalarımdan. Tabii ki her zaman her şeye hazır olmak zorundasınız. Ben de takımımı, taraftarımı, hocamı her zaman kendimi kanıtlayıp üzerine koyarak, kendi performansımın üzerine koyarak devam etmek istiyorum. Saha dışındaki liderliklere hazırım. Hocam ne şekilde görev verirse onu yapmaya hazırım. Umarım bunlar bir geçici bireysel performanslar. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı, Galatasaray'ın şampiyonlukları. Ben Galatasaray'ın şampiyonluğuna, başarısına ne kadar yardımcı olabilirsem benim için o kadar iyi. Hem kendim bireysel olarak da benim performansımı da arttıracaktır zaten. Ya Arda abi bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kariyerli, en yetenekli, en iyi oyuncularından bir tanesi. Benim için en iyisi. Her zaman onu idol olarak görmüşümdür Avrupa'da oynarken. Takım arkadaşlığı yaparken o bakımdan Arda abi gibi olabilmek tabii ki benim için çok büyük bir gurur olur. Ülkemi Avrupa'da temsil edebilmek. Tabii ki benim de hayallerim var. Her zaman hayallerimin olduğunu söylüyorum. Bu hayallerimi de gerçekleştirdiğim zamanlar oldu. Daha da gerçekleştirmek istediğim hayallerim de var. Bunlardan bir tanesi tabii ki Avrupa'da oynayabilmek. Ülkemi, takımımı, Galatasaray'ı, ailemi oralarda temsil edebilmek. İnşallah Arda abi gibi bir kariyerim olur da oralarda hem kendimi gösterebilirim hem de ülkemi gösterebilirim. Ya bu sadece benim inisiyatifimde olan bir konu değil. Tabii ki ben Avrupa'da oynamayı çok istiyorum. Ama kulübün de menfaatleri doğrultusunda ilerlemek iki taraf için de çok doğru bir karar olur. O yüzden hem kulübümü hem kendimi gelecek teklife karşı olumlu bir şekilde ilerlemek isterim. İki taraf için de olumlu bir süreç olursa tabii ki Avrupa'da oynamak isterim. Ama şu anki süreçte ne getireceğini bilemiyorum. O yüzden şu an sadece Galatasaray'a odaklandım. Galatasaray'ın başarısı için buradayım. Ben ondan önceki sene de şampiyonluğu kaçırdığımızda Galatasaray taraftarına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etmiştim. Aynı teşekkürü tekrardan bu kötü giden sezonda da bize desteklerini hiçbir zaman bırakmadıkları için aynı şekilde teşekkür ettim. Ama tabii ki taraftarların beklentileri olduğu için
takımda kalıp şampiyonluk yaşamak veya benim transferimle ilgili konuşulduğu için böyle şeyler akıllarına gelebilir ama benim sadece orada taraftara teşekkür etmek gibi bir isteğim vardı. O biraz farklı algılanmış olabilir ama orada başka bir şey yoktu yani.